Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cipli poğaça tarifi paylaşacağım. Görüntüsü harika, tadı da çok güzel bir tarif. Bir su bardağı ılık sütümü kabıma alıyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık suyumu İki yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Bir paket instant maya ve bir çay bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Güzelce karıştırmaya başlıyorum. Şöyle bir 20-30 saniye kadar karıştırıyorum. Şekerimin ve mayamın biraz erimesini sağlıyorum. Şimdi unumu eklemeye başlayabilirim. Yaklaşık ilk önce 3 su bardağı kadar unumu ekliyorum. Sonrasında bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Tuzumu gördüğünüz gibi sonradan ekliyorum ve güzelce karıştırmaya başlıyorum. İlk öncelikle bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı hala cıvık. Toplamda 5,5 su bardağı un ekliyorum. Geri kalanını kontrollü bir şekilde bu şekilde ekliyorum ve artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Dediğim gibi 5-5,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Artık hamurum hazır. Kıvamı gördüğünüz gibi yumuşak. Şimdi üzerini bir streç ile kapatıyorum. Yaklaşık 45 dakika kadar mayalanması için bırakıyorum. Hamurun mayalanması için ortamın ılık olması gerekiyor. Evet, hamurum artık mayalandı. Gördüğünüz gibi neredeyse iki katına kadar çıktı hamurum. Şimdi üzerindeki streçi kaldırdım ve kabından çıkarıp şöyle biraz havasını almak için elimle yoğuruyorum. Bu işlemi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bu şekilde kabımdan çıkartıp güzelce elimle yaklaşık 30 saniye kadar yoğuruyorum. Artık cipli poğaçamı yapmaya başlayabilirim. İlk öncelikle hamurları tek tek yuvarlayıp diziyorum. Bu şekilde mandalina büyüklüğünde hamurdan parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarlıyorum ve bu şekilde diziyorum. İlk öncelikle dediğim gibi bu şekilde yapıyorum. Hepsini yuvarlıyorum. Bu sayede biraz daha mayalanmış olacaklar. Bütün hamurumu yuvarladım. Şimdi üzerini temiz bir bezle örtüyorum ve 10 dakika kadar mayalanması için dinlendiriyorum. Hamurlarım mayalandı. Gördüğünüz gibi biraz daha büyüdüler. Artık şeklini vermeye geçebilirim. İlk yuvarlamaya başladığım hamurdan başlıyorum. Bu şekilde elimle hamurumu açıyorum. Çok kalın bir hamur olmaması gerekiyor. Katlayacağımız için zaten kalın olacak. O yüzden olabildiğince ince bir şekilde hamurumuzu elimle açıyorum. Daha sonra bir kaba sıvı yağ koydum. Bu şekilde fırçayla hamurumun yüzeyine sıvı yağımı sürüyorum. Ve bu şekilde ikiye katlıyorum. Tekrardan bu yüzeyine de sıvı yağımı sürüyorum. Ve yine ikiye katlıyorum. Gördüğünüz gibi şekli bu kadar kolay. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tekrardan hamurumdan alıyorum. Dediğim gibi olabildiğince ince olması gerekiyor. Çok kalın bir hamur elde etmemeliyiz. Zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Tekrardan sıvı yağımı sürüyorum. Sıvı yağını sürdüğümüz için hamurumuz piştiğinde çok kolay bir şekilde ayrılacaktır. Birbirine hiçbir şekilde yapışmayacak. Bu yüzeyine de sürüp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Kesinlikle
kesinlikle çok lezzetli bir poğaça hamuru oluyor. Hem arasına istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. İster benim gibi marul, domates, peynir, isterseniz salam, ne tür tercih ediyorsanız içerisine koyabilirsiniz. İsterseniz içerisini hemen de doldurmayabilirsiniz. İstediğiniz zaman, yiyeceğiniz zaman arasına malzemelerini de koyabilirsiniz. Ya da benim gibi hepsini doldurabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bütün hamuruma şeklini veriyorum. Hamurlarımın hepsine şeklini verdim. Daha sonra elimle bu şekilde yavaş yavaş üzerlerine bastırıyorum ve biraz daha açılmalarını sağlıyorum. Ama kesinlikle çok fazla bastırmıyorum. Sonra yine temiz bir bezle üstünü örtüp 15 dakika mayalanması için bekliyorum. Benim hamurlarım mayalandı 15 dakika. Şimdi bir yumurta sarısının içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürdüm ve hazırladığım hamurlarımın üzerine sürüyorum. Son olarak da biraz da üzerlerine susam serpiyorum. Artık cepli poğaçalarım fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Şöyle üstünün ve altının da güzelce kızarması gerek. Kızardıktan sonra fırından çıkartabilirsiniz. Evet, ben poğaçalarımı fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde piştiler. Üzerleri de kızardı. Şimdi tekrardan temiz bir bezle örtüyorum. Biraz soğuması için bekliyorum. Evet, poğaçalarım soğudu. Şimdi burada kaşar peyniri, domates ve marulum var. Şu şekilde poğaçalarımı da göstereyim. Bakın yapısı ne kadar yumuşak. Şöyle arası da gayet kolay açılıyor zaten. Elimle bu şekilde kolaylıkla aralarını açabiliyorum. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Şimdi ben ilk önce marulumdan, kaşar peynirimden ve domatesimden koyuyorum. Siz dilediğiniz şeylerle arasını doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika oldular ve çok kolay bir şekilde açılıyorlar. İster kahvaltınızda, ister çay yanına, her türlü harika gidecek bir poğaça. Hem görüntüsü çok güzel, hem de tadı. Dediğim gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Her türlü malzeme çok yakışacaktır. Cepli poğaçalarım artık hazır. Bu şekilde servis tabağıma da aldım. Dediğim gibi görüntüsü bile harika. Şu şekilde yakından da göstereyim. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Hem de çocuklarınızın sevebileceği bir tarif. İsterseniz poğaçanın içini çocuklarınızla beraber de doldurabilirsiniz. Şöyle bir tanesinin de dokusunu size içini bu şekilde göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde katlamama rağmen çiğ kalmıyorlar. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.